Gökçe Hanım merhabalar. Merhabalar. Güzel bir gece. Evet. Öncelikle geceyle alakalı neler söyleyeceksiniz? Hale Hanım'ın yaptığı yeni yıl partisindeyiz. Arkadaşlarımızla beraber çok güzel bir etkinlik. Tatlı sohbet ediyoruz, özlem gideriyoruz, her şey yolunda. Kesinlikle. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz, hayat nasıl gidiyor? Güzel güzel fotoğraf çekimi yaptık. Direkt sonra koşarak buraya geldik. Projeler var, görüşüyoruz. Umarım en kısa zamanda tekrar buluşacağız. Neler var, projelerden bahsedebiliyor muyuz? Dijital bir iş var. Çok az kaldı. Bir an önce netleşecek umarım. Aslında sevenleriniz çok özledi sizi ekranda görmeyi. Ben de çok özledim. Yani güzel bir işe geri dönmek istiyorum. Böyle güzel bir karakteri oynamak istiyorum. O yüzden böyle seçici davrandığımız bir dönemdeyiz. O yüzden beklediğimize değecek bir iş olacağına inanıyorum. İstediğiniz bir karakter var mı? Evet evet. İşte görüştüğüm, evet görüştüğüm işe çok bahsedebiliyor musunuz? Hayır, bahsedemiyorum. Güzel bir yılı geride bıraktık. Sizin için nasıl geçti 2022 yılı? Güzel, zor, hastalıklı vesaire. Umarım daha güzel bir yıl hepimizi bekliyordur. Peki hiç unutamadığınız bir yıl var mı? Öyle bir yıl yok yani. Hepsi birbirinden yani güzel. Anılar kalır ya. Şu yıl mesela benim için çok güzel geçti. Sizin için öyle bir yıl. Yani 2018'de oğlumun doğduğu yıl benim için en kıymetli yıl. 2023'ten beklentileriniz neler? Çok şey bekliyorum ya, şimdi sıralayamam. Bayağı bir şeyler bekliyorum. En önemlisi çok güzel proje. Tekrar sizlerle buluşmayı umut ediyorum. Kariyer okey. Evet. Aşk mı para mı? Yani para var şu anda, aşkı bilmiyorum. Gökçe Akyıldız kalbini kapattı mı aşka? Aslında. Veya aşka bakış açısı nedir şu anda? Yani tekrar kalbini... Aşkta kriterleriniz nelerdir ya da? Vicdanlı ve merhametli biri olması, bu kadar. Onun dışında hiçbir kriterim yok. Ve tabii ki benim heyecanlanacağım biri olmalı. Peki çok şıksınız bu arada. Teşekkür ederim. Geceye... yani fotoğraf çekiminden geldim aslında. Çok hızlı bir şekilde hazırlanıp geldim. Ekstra bir şey yapmadım diyebilirim. Peki günlük hayatınızda marka takıntınız var mıdır? Olduğum yerde hiç. Yani marka takıntım yok ama trendleri takip ediyorum. Beğendiğiniz şeyleri mi giyersiniz? Yani fiziğime yakışan şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.